Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkıbetü lilmuttakîn. Vessalâtu vesselâmü alâ hayrı halkî Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabî ecmaîn. Amma ba'd. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Ebu Darda radıyallahu anh. Ubeyd İbn-i Malik el-Hazreci. Abdurrahman İbn-i Ak radıyallahu anh. Ebu Darda hakkında kuyruğu sözlerine geldi. Ebu Darda özgürlük gereken dünyanı köşesi ve iki kolu bilen tek ortaya gereken kişiydi. Dünyanın özünden narıkken kişiydi. Uaymir İbn-i Malik el-Hazreci. Yani Ebu Darda mükemmel künyasıyla meşgul boyayan kişi. Hala şu adeta kümlendirdi, uyandı. Onudan turdu. Özünü sığınadıkken butuyunu aldı, yabardı. Üstüge çıralı bir atırlarını septi. Onge karab ibadet kıldı. Ve Yemenlik saudagarlar keçi hediye kıyan iplik çıralı matağını üstüge yaptı. Ondan bugünkü ticareti gibi hareket soradı. Bazarıya çıkıp gitti. Bazarıya vardı. Dükkanı oturdu. Sağda akıl işliydi başladı. Koledeki hizmetçiler gibi onu büyürdü. Bunu büyürdü. Hullas her gün adetteki işlerini başladı. Bunu bana şu Medine'deki bradarı Abdullah İbn-i Ravaha Müslüman idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Badr'ge yaşıp çıkıp gitken sahabalar patardaydı. Badr'den Müslümanlar kaytarken Kureyş'ten düşken asırlarına oğluge soyan ve bir çekeden Müslümanlar birin ketinçilik gelirken baladı. Badr'den gelirken Müslümanlardan Ebu Darda özünü braberi Abdullah İbn-i Ravahan'ın barlığını yolunu soradı. Dökeni yabancı ticaretini kıldı. Badr'den kaytarken Abdullah İbn-i Ravahan raziyallahu anh'u bir işini niye kutu gelerdi. Bu iki birader ortasında dostluk İslam geçe mahkem müstahkem idi. Abdullah İbn-i Ravaha iman geçildi. Biraderi Ebu Darda'nı İslam'a davet kıyandı. Baş tarttı. Lekin bu buna arkasını zıp koymayan idi. Badr'dan kaytarken bir işini niye kıldı. Doğru Ebu Darda'nın yüge vardı Abdullah İbn-i Ravaha. Şurayım şunu. Beraberini eşiğe vardı, ayağını üyüde türgenini gördü. Ey Umar Darda, içkere kirip çıkmış ki ruhsat veresin mi dedi. Ha, Ebu Darda'nın beraberi kuşkepsiz kirin dedi. Özünü adeti bala çakasının işlerine varılıp gitti. Abdullah İbn-i Ravaha butu turabiyen üyüne törüsüge vardı. Butunu aldıge vardı. Ve özü bile kötürüp gelgen ana şu asbabını aldı da Allah'a ibadet kılıçlığından Allah'dan başka bir ibadet kılıçlığından ise hammasi botildi de bolan aldı bir chekadan urib butni paçaladı. Uni parça parça qildi. Uy bo'yicha sochilib ketdi. Shunda sekin chiqib ketib qoldi. Abu Dardoni Abdulloh ibn Ravoha chiqib ketganidan keyin Ummu Dardo uyga keldi-da ana shu uydagi holatni ko'rib aqli ushdi boshidan. Baqirishni boshladi. Bular sanodagan xudosini sindirib qo'ygan edi. İbn-i Ravaha, bizni öldürdün İbn-i Ravaha, bizni öldürdün de bakılıştan başka nasıl yaramaya kaldı. Ebu Darda bu nasıldan bir halar, bazardan kaçıp geldi, üyü geçirdi. Üyüge yakınlaşken de anası, anası ayağlı Ummu Darda eşiği de aldı da yığılıp oturardı. Neden yığılıyor sana hattın? Buradayız, kıyan işçi görmüşsün mü? Ebu Darda üyü geçirdi, butunu bir çekeden meydanen gelmedi. Ve üyüge parça parça olup saçılıyor kendini gördü de bir gazabı kirli. Abdullah ibn Ravaha'nı aldıya vardı, işe mahcup oldu da Allah hidayet verdi şimdi. Gazabı söndü. Özü özge geldi de tohtar dedi. Eğer bu ilah boyanı da, eğer bu huda boyanı da nemeyi özünü hımaya kovamadı. Ve doğru burada Ravaha'nı aldıya vardı. O bilendirge Rasulullah s.a.v. huzurge vardı. Rasulullah'ını aldı da eşhedü en la ilahe illallah kelimesini talqin kıldı. Mana shu kundan boshlab Abdulloh ibn Abu Darda roziyallohu anhu hayotidagi yangi haqiqiy hayot sahifalari ochildi. Abu Darda roziyallohu anhu shu kungacha iymondan, islomdan uzoq yurganligidan qattiq afsus chekdi. Va butun vujudi bilan, butun kayoni bilan islom, iymon degan ne'matga kirib bordi. O'tgan johillik davridan, o'tgan umrini zoyi qilganligidan pushaymon bo'lgan Abu Darda ertasini kechiga, tunini kuni yurib, islom dinini ilm o'rganishni boshladi.
Ve ibadetge şunlara verildi ki, ticaretine bir çekici sürüp koydu. Çanka adam suyu kendine tarifleyen olsa, Abu Darda radıyallahu anh'u Resulullah'dan İslam ilmini alıştı ki şunlara bir çanka adı oldu. Ticaret demez, bütün dünyada narıkı koydu üstüden. Ve ticaretin tarifi yani yine sebebini bazı adamlar sonra yanında cevap veriyor dedi ki, neyim deydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman getirişlikten aldım, savda yarıdım. İslam'ı kabul edenden ki, kalbimde ikide muhabbette, ikide işticali mahşub oldum. Ticaret bilen, ibadet mi? Diller kalamadın mı? İnsanlık arabada bitti nasıl muhabbet buladı. Ya Allah'a muhabbet buladı, ya ki başka nasıllar gibi buladı. Bir insanlık arabada hem Allah'a hem dünyaya muhabbet buluşu mümkünmez. İki arasını canlı mahşub oldum, ilacı bulmadı. Bittesini talla. Canın kolada boyayan Zatya Hasan ki dedi cevabını. Resulullah s.a.v'nin mescidi bilen bir devam dükkanın bulsa. Dükkanında mescidi tutuyen dertçe bulsa. Beş mehal namazını Resulullah'ın arkasında okut. Cemaattan bırak da namazda hamastan oturup günüge 1000 ya ki 300 dinar dirhem altından saf fayda alsam şu ticaretli kanadım dedi. Sonra sorgunca karar verdi ki, yok ben bu bilen ticaretin halamda mahşubas mı? Fakat bana şu ticaret, beni ibadetimdeki halavatın tepkisi koyarken. Özümüzden kıyas kıdeli. Savda yaşlı kadar yönkünde tezrağı dökenge basam, tezrağı var okumun ötürü kusam, yani savdan bir kaçsam. Sahabalar da ettim bana ötken gizli sıkıbatımızda. Kaçan ki ular ticaretine ya ki lahını körse, sizin namazıya tikke kopmayıp, ne kadar çıkıp getip kalışıyorlar. İnsan da fiyatı da varken burası. Abu Darda radıyallahu anh'ın dünyada iki kolu ve köşeyi bulan koşup taşkarı gözden itergen kişilerden buldu. Çünkü bu ticaret beni kalbimi Allah'a bulan muhabbetten bant koyardı dedi. Abu Darda fakat ticaret demez. Belki bütün dünyanın ziynetlerini özüden nara kıldı. Dünyada ümitkasını tikke kıyışlıkçı kifaya kıladıyan adli avukat bulan kifayelendi. Avratını cesatını yapabiliyken adli kimge razı oldu. Buralarlar yoğlu gidenmez. Yani yoğlu bu yemekin sabır kırattı dediğimiz o. Buralarlar bu kişiler bok durum narıkı gel. Bizden farkı şunda bu yanlardı. Bok durum narıkı gel. Günlerde burada Abu Darda'nın yüce mehman geldi. Abu Darda mehmanlarını içralı gibi bir ısı avukat olan siyledi de yatar paytke kigende üstüye yapınadıyan böyle bir matahını vermedi. Şimdi mehmanlardan biri az yine küttü de köpen bir havarı boru mekanı giden özü kirip şu yapıncıydı sonra mahşubu. Karagende Abu Darda özgen bir kalan nefis giyimi, ayağından bir kalan nefis giyimi, özlerinin yapıncıydı yok, şu yan başa yatışken buladı. Şimdi Abu Darda da şakırıp durup, abi cihaz, buhaz, köprü degen nesirler yok mu deydi. Abu Darda hicaret bulmasından hani hicaret borcu var bizde. Hicaret bulmasından dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bir vasiyet kıyken. Sizlerin nerede vataniler var? Öşü vatanımızda cihazları cönet yaptırız. Özümüzden bulundurdu. Haliye mehman etti ki hayakşı deki dünyada yaşayanıyam az yine kereyi degen de cevap karim. Resulullah diye bir tavasiyeti var. Ama şu vatanilere yetiştiği de ortada katta bir davan var. Perival var. Yükü yegir bugün kişi davandan asan ötkendik. Yükü köp bugün kişi davandan sekin ötkendik. Biz yenge o kişiyle hal yapırız, cennet yapırız. Düşündünüz mü dedi. Allah'ızı bir hayır bulan cezalasın, düşündüm dedi. Umar ibn Hattab radıyallahu anh'u halife bugün payette Abu Darda'nı Şam ülkelerine vali kılıçlığını ihtiyar kıldı. Ve hemen sahabalar kadar bu kişiye rad kıldı bunu. Lekin onların hatta büyürgenden ki bu sözsüz itaat kılıçlığı gereği buladı. Bitti şartı olan razıyı buldu. Ya emir elma midin? Nalimin baranın fakat onlarca Allah'ın kitabını örgeçlikke, Peygamber İslam'ın sünnetini örgeçlikke, onlarca namaz okuşlikke, ilim verişlikke yol buladı yan basa kılaman dedi. Yani şu niyetle bozu var hemen. Ömer ibn Hattab razı oldu ve Damaşk'a vali oldu. Damaşk'a var yanı da Müslümanlar zeb-i ziynetke, meyşetke, kençlikke, hırmahıl tam hırmahıl libaske birlik etken bir davru buladı. Adamlar da masjidke çakırdı. Ve Damaşk ahliye karar durup sizler dindeki buradalarımızsızlar.
İslam'daki koşmanızdılar, düşmanları, yardımcılarımızdılar. Ey demaş ahli, beni sizlerle kıyken nasihatimi alıştırdıktan sizlerle ne tosadı? Alımlarıyla ötüketi yaptı, cahillerle talim ona yaptı. Allah da Allah kafirliğe oyen nasanı sizler yelkeleri yavar yapsılar. Sizlerle yelkeleri bile koyan nasanı taşa koyu yapsılar. Rızkıları kola yürüpsiler. Ve halen ki rızkıları Allah da Allah'ın zınması değildi. Ömeleyen ki canavar var, onun rızkı Allah da Allah'ın zınması demeden midir? Rızkıyla da Allah veren de tursa, sizler onu kuvvet görürsüler. Amellerler özlerini yelkelerde dese, onu kılıçlarına taşa koyarsılar. Ben sizlerini körüp hayvan bulamam. Özlerler yep tüket varamayırken nasanı toplayarsılar. Özlerler yaşar tüket varamayırken, baran binaları kuruyarsılar. Yet olmayırken arzu havaslarda koyarsılar. Allah'a kasam, sizlerden bulunuyorken hamlar, sizlerden göre köprak topla gelmeden. Sizlerden uzağlık, arzu kıyamadı. Sizlerden göre çırağlı kalıp kurganadı. Onların arzuları gururga eylendi. Üyüleri kabırga eylendi. Yegenleri ısırahga eylendi. Kim ikilerde alt kalmadan koyan mirastı, iki dirhamge satı aladı meynlendi. Bana peygamberler kıssası gibi olacak kılabiyen bulsak, alt kalma 60 metre, 50 metre boy boyan uzun. Yer yüzde öyle hiç kim baskı alamayan. Allah da Allah onlara sar sar şamal uçurdu, yok kutlaşadı. Hatta ki köçelerdeki bitti kışı altın, bitti kışı gümüşten de yarı vaatler kelerdi. Şunu kadar bay bol geçişken, şunu kadar tuğyan geçişken. Sizlerden uzağa yaşayan ular, sizlerden köt toplayan, sizlerden çıralı kılıp kurgan, sizlerden kattan asana arzu kurgan, ne var bu orada? Neler bu avarı böyle yaptı, biz özümüz gibi şu savallı deriydi. Ad kavmi 1000 yıllar ya ki 700 yıl yaşayan olsa bizi 70 yıl 60 yıl hayatımızdına da gelmezse. Ular da bitti kışı 50 metreli adamda kışını tasavvuk kılıyor hançeri bu arada. O şunu altından bu işini faras kılıyım da. Bizden burungiler bu dünyada işin işler tüket var almadı. Bu dünyada kavmini tüket var almadı. Bizden tüket var almamız. Kızımız katta açıyla Abu Darda biz yine nasihat kılıyordu. Ana şu günden başlar Abu Darda devaş ahlını bazalarına elini yürürdü, savallarına cevap verirdi, cahılar ilim ögeterdi, hafırlarını kuşar kılıp ayaklandırırdı. Ve bazı fırsatını bir ifade etkizmesidir. Küllendi böyle de bazalarına tüketiyken de adamlar bir adamı ortaya kovalıp nasıl tepkiler buluşuyorken buladı. Vali, tohtaylar ne yolu yapsınlar? Ha bu ayrı çıkıyken buladı, bu günah çıkıyken buladı, buluşuyorken buladı. Urmayalar bunu dedi. Neme görmeyiniz? Ahir siz bunu yaman görmüşsünüz dedi. Ama da dedi ki, eğer şu adam bırak bu suğuda ya ki bu çukurga düşüp geçse, çöküp yeterken bulsa, kolunu verip tatvalışını halar mı dediler? Tatvalar mı dediler? Hak tatvalar dedi. Günah degen çukurga düşüp geçken bulsa, tatvalışı onu gel. Yani tepkilesiler Müslüman dedi. Ya bu da siz bunu yaman görmüşsünüz dese, eğer şu kıyken günahını terk kısa bitti Müslüman buralarım dedi. Kulağı sarıyorduk. Namaz okunuydu o. Ondan yaklaş gelemez. O roza tutma yaptı. O fasık. O maske çıkmıyordu. O nefsanı yabarıp olmuyordu. Buradalar Abu Darda'da kılırken nasihatını görün. Bizi Abu Darda radıyallahu anh'ın müşriği bakturken payette Abdullah İbn-i Allah'a onu keçi vardı mı? İşletmeyelim ona kallalarımızı. Bizden boşak yürgenimizde bizden keçiş var gene de şu namazda yeter ya buradalarımız. Kanakal namaz ki kanakal maske kilerdik. Makhidir madde bir ders bol yaptı, madde masalı bol yaptı, bitti adam yeterli yapken şu sabah bol yalnız gel. Eğer bizde bir namazlığımızda bizden şu anda sur varsa, hayalar da yürürdük. Şimdi Allah bu çukurdan çıkarıp bol yalnızsa bizde. Şimdi çukurda yürgenlerde tepkiler bulardan özümüzü, bana tutuştu onu diye uğradın makhidirik. Tartıyorduk. Takvalar bol bulardı, hakkı insanlar özümüzün üstüne olmayarak. Bana, Abu Darda, ben bunu kıyarken günahını yaman göremem, lakin özünü yaş göremem. Şu günahını tarkısı bitti, buralarım diye yaptı. Şuna kadar karışımız gene tarafımızda yerlerdi. İmam Buhari ve İmam Müslüm'ü ustazı koyan, bir tek ustazı talim alışken bir vakit. Şu ustazının bir hikmetli çıralı sözü var. Abid, yani abdi ibadet kan, ilimsiz koyan abdi ibadet dediği kişi, namaz sonra da fasıklı günah kılırken bir körgen, ki fasıklı körgen de homre yukarıydı. Her Türk'ün üstündeydi, içmeye öldüydü. Roza günü, Ramazan günü, roza üstüne atıp, yaman kıyafet, kovra yukarıydı. Haklı, çünkü bu asil bu. Şimdi alın dedi. Fasılı görgen de, tabasın kuvayla karar, yüzü geliydi. Yakış görgenle gidenmez ona. Korkanı gidenmez ona.
Hamma obidlar unga qo'mrayib qaravsa, u qaysi namozxonga, qaysi ibodatxonga qalbida ilohiy foyda bo'ladi. Olim ko'rib qaradiki unga, shu bir kulib tabassum bilan uni yomon ko'rinayotganligini bildirib qo'ysam, keyinchalik biroq uchun bir gapimni gapirsam, oyat yoki hadisni gapirsam, gapimni olamikin degan maqsadda ana shu ishdan keyingi narsani ko'zlab turib tabassum qilar ekan, borib qo'ysa bo'laveradi, da'vat yuzasidan o'z namoz o'qimasa ham shu odam. Masjidga chiqmasa ham chaqirgan joylarda deb qo'yish kerak. Hafiz o'zimiz masjidga chiqmaganimiz ehson qilsak ham kirishgan. Endi bora to'p qoldingman. Bu da'vat yuzasidan ishlatish kerak kallalarda. Demak, Abu Dardo roziyallohu anhu men uni gunohini yomon ko'raman dedi. Bir yigit keldi Abu Dardo roziyallohu anhu oldiga, menga nasihat qiling dedi. Abu Dardo nasihat qilib, Alloh taoloni yengil kuningizda, og'ir kuningizda eslang dedi. Og'ir kuningizda eslashligini xolasiz Alloh sizni, yengil kuningizda eslang. Ey o'g'lim, ey o'lcham dedi. Yo olim bo'ling dedi. Yo ilm o'rganuvchi bo'ling dedi. Yo eshituvchi bo'ling, to'rtinchisi bo'ling. Rivoyatlarda hadisda 5-inchisi ham deyilgan. Yo olim bo'l, yo ilm o'rganuvchi bo'l, yo eshituvchi bo'l. Boshqa rivoyatlarda al mustami' muhibban deydi. Hech bo'lmasa ilmni yaxshi ko'radigan bo'linglar. 5-inchisi bo'lmanglar. İlimde beparva bulmaylar, halak bulasınlar diye. Ne kadar oturup biz ne yaparız? Biz hazır ilim organı uçumuz, eşli uçumuz. İki de var bizde. Şimdi hem ne kadar hem de masada eşli bir yaptı mı? Şu adam halak etki yakın buladı. Ey oğulcan, mescidini üyüngiz kılıp alayım. Zira Resulü Aleyhisselam, mescid takvadar benden üyü de bekken. Allah Azze ve Celle, mescidini özünü yük olan kişilerde kıyamet günü de rahmetini Sırat köprü giden tez ötüp geçtiğini mağda kıyandırır. 5-6 dakika ziyade bulup geçişim mümkün. Abu Dardo radıyallahu anhu Damaşk'ta vali bulup dururken de Muaviye ibn Abu Sufyan özünü oğlu Yezid'ke Salçilik'ke kızını soruyordu. Yani Dardo'nu Yezid'ke soruyordu. Boy halife bulup dururken parit. Bir adam vermeydi. Nimaga vermeydi? Nimaga bermadingiz? Nimaga bir oddiy bir musulmonga beryapsiz qizingizni? Shunday bir katta bir odamga xudo bo'lishga uni deganda, tasavvur qilinglar, men faqir odamman. Uyimda ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi. Borchilikka, yo'qchilikka chidar tarbiya topgan qizim, Yazidning uyiga borsa, xizmatkorlar xilma-xil bo'lib tursa, ovqatlar xilma-xil bo'lib tursa, kiyimlar zo'r bo'lib tursa, dini qayerda qoladi? Fitnaga uchramaydimi qizim? Kambag'al oddiy bir musulmonga beryapsiz. Xudo tanlashdi qarang. O'lchovni qarang. Ayol kishini to'rtta narsasiga qarab uylanadi deyildimi? Endi bu qizini xudo qilib berayotgan tomonda nimasiga qarayapti? Dunyosi ko'p. Yemishlar xilma-xil bo'lsa, xizmatkorlar ko'p bo'lsa, kiyim zo'r bo'lsa, Allohdan chalg'ib qoladi qizim. Dedi-da ko'ryapsiz hayotda nimalar bo'lyapti. Abu Dardo roziyallohu anhu ana shu bir vali bo'lib turgan paytda Shomda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Shom o'lkalarini, viloyatlarini taftish qilib, revizya qilib boradida Abu Dardoning uyiga kechqurun kirib boradi. Abu Dardoning uyini so'raganda ko'rsatib qo'yishadi, qorong'ida Abu Dardoga salom beradi, kiradi. Abu Dardo Umarni tanimayapti, Umar Abu Dardoni tanimayapti. Qorong'i xona, o'tiring dedi. Xalifa va vali, ikkita sahoba otasidan ajralgan yetimlar. Kim edi otasi? Rasululloh edi. Rasulullohning tarbiyasini olgan sahobalar. Shunday o'tirdi, savol-javob qildi, so'ramali qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu sekin paypaslab qo'lini uzatdi, suyanchig'i ot ustiga soladigan mato ekan. O'shini pulbesh tahlab orqasiga suyab o'tiribdi. Yana shunday paypaslabdi, tayiga qo'ygan to'shagi ichiga mayda toshlar to'lg'izilgan qop edi. Yana ozgina paypaslabdi, boshini egarga qo'yib yotgan edi. Valini holatini ko'rib qo'yadik. Payda to'shaysa mayda toshlar solingan qop, orqasida ot ustiga yopadigan matosi boshiga egarni qo'yib yotibdi. Shunda ularning hatto achchig'i kelib ketib, "Ey Allohning quli, axir men seni oladigan oyligingni ziyoda qilib qo'ymadimmi?" dedi. "Shunchalik ham xor bo'lasanmi?" dedi. Shunda Abu Dardo Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni
avazını işitti de bir annenin mümini siz Resulullah'ı nasihatini işten çıkarıp koydunuz mu? Dedi. Bu on bitti yanağı var ya dedi ki yürgen ömürde yaptırırken yapmanı kalayım bu kişinin. Ha ne öyle geldi? Ha işitmeyen mi biz ah Resulullah sizlerde dünyada yaşayışlar dünya matasını cemgarışlar bitti musafırdı matası çarıp olsun de geldi. Biz nemaladın Allah'a rabbi etti annenin mümini dedi. Tan at küçü iki yere sahaba otasından çıkarken yetimde yığılıp oturuştu. Bu kim aradı? Dünyanı özden iki kolu bile, köhre bile nargit ergenler birlik et yaptı dünya getirdi. Kim? Meş halatta yatardı. Biz de emanetiler için. Bekar ya Allah razı olma kendi ular bok durum nargit kendilerden buna sen. Abu Darda radıyallahu anh hu Damaş ahlige bana şunu dedi, nasihatlerde devam ediyordu. Ve ölüm saatleri yetken payette birkaç sahabalar onu ziyareti geçirdi. Nemeden şikayet kılarsınız? Yani neme şikayetiniz bu deyken de köşekim kattı, yeğenim çatar dedi mi? Günahlarımdan şikayet kılamam dedi. Yani biz gene hizmet var deyken de neme kemçilikiz var dese günahlarım var kemçilikim diye. Köyünüz nemeni küsüyordu dese kaymağı yedim geldi, ancı yedim geldi deme gene kendi. Parvardigarına rahmetini komseyim ben. Parvardigarına affını koyayım ben. Sonra yanı bir kişiler karat durup La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini talkın kıtırıyorlar dedi. Ben şu yaptı yapırarken can taslim kıldı. Abu Darda radıyallahu anh hu Parvardigarına huzuruna sefer kıldı. Ve sahabalardan bazılarını şu yekildi bunarsa. Şu sahaba şu da cennet yekildi. Nuhat'ı bir çıralı bir otla. Tiyereden boyayan çadırını gördü. Karak durdu, çıralı bir koyul okuzlar otla görürdü şu cennette. Çadırdan Abdurrahman İbn Avf çıkıp geldi. Bu boy sahabeydi. Bu çüş görürken sahabe soradı bundan. Allah sıladı, mertebelerde okuttu, derecelerde okuttu. Şunda Abdurrahman İbn Avf ayetti ki, yukarıraka çıksız, akliz bağırkı midyen derecede güzel cennet görürsün dedi. Kimi ki bu dört sorgeni de? Abu Darda'da ki dedi. Abdurrahman İbn Avf, bağırı buldun sardat düşünmensinler. Abu Darda radıyallahu anh'u hami onu vazgeçi varıp da ondan göre mazlardı, barat buldu. Ben ayettik, dünyada dedi Resulullah, sizlerge birilme gelmezse, hafaklıyken bulsa, ahirette nime teyler koygeni bilgen ileride, dünyada sizlerden tatlı koygenlerse, sizlerde herkes hafaklıyken dedi. Ya birader Allah subhanahu wa ta'ala bergen nimetke razı ol, şükür kıl, yaşayış hamamızı nasip etsin. Allah bizi tavfik versin. İhlas bulan yüreğinden soruyduğun olsa Allah'tan albat icabat kıladı. Razi bandalardan kıyam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve